Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size boyanın yapımını anlatacağım. Lacivert aslında simli değil ipim ama biraz flaştan parlıyor arkadaşlar. İncili bir örnek. İkişer zincir çekerek tığ battığı yaptım. Tek sıra halinde ilerliyor oyamız. Hemen anlatımını göstermek istiyorum. Şu kısım tekrar edilerek oyamız yapılıyor. Şöyle göstereyim. Şu kısım. Bunu da örümcek yaparak başlıyoruz. Şöyle yapacağım. Örümceğimi yapmadan önce bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi yapıyorum sonra arkadaşlar. Örümceğimi yaptıktan sonra bir defa doluyorum. Tığ batıda 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. Dördüncünün altından çift kat çift kat çekerek giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum üzerine. Şöyle bir boy ayarlıyorum. Elimle tutuyorum. Üstüne 8 olacak toplam. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. 8 tane yaptıktan sonra hepsini birden bağlıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Bir tane inci alıyorum. Burası incili kısım arkadaşlar. İncimi düğümlüyorum. Ön tarafa doğru yatırıyorum. Sonra bir defa doluyorum. Az önceki trabzanımı batırdığım yere aynı tığ battığının altından bir giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne şeklinde bu trabzanımın üzerine 4 tane yaprak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, pardon 5 tane yaprak yapıyorum. 4 zincirle 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne. Yapraklarım bittikten sonra az önce 2 defa girdiğim tığ battığının altına bir kere daha giriyorum bir sık iğne ile arkadaşlar. Sabit durması için. Şu şekilde. Motifim bu şekilde oluşuyor. Ütülerken de incisini yukarıya doğru yatırarak ütülüyorum. Ben o şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Tekrar bir tane daha yapalım. Bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Sonra bir defa doluyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Çift kat çift kat çekerek bir trabzan oluşturuyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Belli bir uzunluk ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle parmağımla tutuyorum. Sonra 2, 8 tane olacak şekilde yapıyorum. 3, trabzanın altından girerek. 4, 5, 6, 7, 7, 8. Hepsini topluyorum arkadaşlar. Ucunu düğümlüyorum. Sonra bir tane inci alıyorum. İncimi düğümlüyorum. Yukarı doğru yatırıyorum. Bir defa doluyorum. Aynı tığ battıya bir giriyorum. Çift kat çift kat çekerek bir trabzan oluşturuyorum. Burada arkadaşlar 4 zincir bir sık iğne şeklinde bu trabzanın üzerine 5 tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bu sonuncu arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum kirpiklerimi yaptıktan sonra şu alttan giriyorum trabzana tekrar sık iğne ile motifimi tutturuyorum bu motifim de hazır şu şekilde arkadaşlar dediğim gibi ben şu önceki örneklerimi önceki görünenlerimi ütüledim incilerini yukarıya doğru ütülüyoruz yaptığımızda biraz önde duruyor ben şöyle yukarıya doğru çevirerek ütüledim. Bence çok zarif güzel bir model. Siz de eğer benim beğendiğim gibi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Eğer abone değilseniz abone olun. Böylece her gün göstermeye çalıştığım örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. Instagram'da da eğer takipçimseniz tüm örneklerimi zaten yakın plan fotoğraflarıyla görüyorsunuz demektir arkadaşlar. Instagram sayfam Oya Hanım. Hepinizi denemek isteyen herkesi şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar.